Öncelikle keten tohumunu hazırlıyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığını atıyorum. Üzerine ise 1 su bardağı su ekleyip ocağa alıyorum. Jel kıvamına gelene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Pişirdikten sonra bu şekilde süzüyoruz. Keten tohumu içerisindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde cildin daha parlak görünmesini sağlar, yüzünüzdeki ince çizgi ve kırışıkları önler, yaşlanmayı geciktirir. Bu şekilde jelini ayırdık. Kasemi şöyle bir köşeye katıyorum ve diğer malzememe geçiyorum. Orta boy küçük bir patates kullanıyorum arkadaşlar. Onu da ikiye bölüyorum. Sadece yarısını doğruyorum robotuma. Patates gözaltı şişliklerini yok ediyor. Doğal peeling etkisiyle cildi ölü derilerden arındırıyor. Üzerine de su ekleyip robottan geçiriyorum. Geçirdikten sonra hemen süzgeçten geçirip tortusunu ayırıyorum. Gözenekleri sıkılaştırıyor ve cildin daha dinç gözükmesini sağlıyor. Antibakteriyel özellik taşıdığı için akne ve sivilcelerden de kurtulmanıza yardımcı oluyor. Bu şekilde suyunu cezveme aktardım. Şimdi kıvam alana kadar ocakta pişiriyorum. Gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına geliyor. Tam istediğim kıvama geldikten sonra ocaktan alıp biraz soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra hazırladığımız jelin üzerine 2 kaşık ekliyorum ve iyice homojen kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Tabii bu aşamalardan geçerken patatesin rengi de değişiyor, koyulaşıyor. Tamamen karıştırdıktan sonra üzerine üzüm çekirdeği yağı ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar ve karıştırıp krem kabına aktarıyorum. İki malzemeli harika bir cilt gençleştirici bir maske hazırlamış olduk arkadaşlar. Akşamları yatmadan önce temiz cildinize bu maskeyi sürün ve kurumasını bekleyin. Yaklaşık 25 dakika bekletin. Ardından soğuk suyla yıkayabilirsiniz ve sonra nemlendirici sürmeyi unutmayın. Haftada 3 gün uygulayabilirsiniz ve bu süreçte buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.